Evet, bu arkadaşlar hakemli dergi olayı son derece önemli. Ben burada adayların kötü niyetli olduğunu zannetmiyorum. Bilmedikleri için. Mesela şöyle bir şeyi ben gözlemledim. Milliyet Gazetesi'nin hakemli Milliyet Gazetesi diyorum. Milliyet Sanat Dergisi'ni, saygın bir sanat dergisi, yıllardan beri 5 yıl değil 15 yıldan beri çıkıyor. Ama hakemli dergi değil, bilimsel dergi değildir. Mesela onu bile vermiş, ona puan vermiş. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla bu konuda adayı da uyarmak gerekiyor. Bir kısmı gerçekten bilmeden yapıyor. Kasti olduğunu zannetmiyorum. O aşamaya gelmiş bir şey. Ya yutturursam ya tutturursam diye böyle bir şey içinde olacağını hiç zannetmiyorum. Onun için bu hakemli dergi olayını çok ciddiye aldık. Mesela bir şeyi söyleyeyim. Bir aday 85 puan, ilk kez gördüm ben, 85 puan kendisine, 6 değil 85 puan. Jüri üyelerinin şeyine baktık, bir tanesi onu 35'e indirmiş, bir tanesi 15'e indirmiş. Şimdi burada üstelik o adayı da ben tanıyorum, çok da saygın, çok da güzel çalışmaları olandır. Şimdi burada bir şey var, yani bir yerde birileri yanlış yorumluyor olayı. Dolayısıyla ne o 15'e indirme doğru belki, ne 85 doğru, nedir doğru olan? İşte bu hakemli dergilerin belgelenmesi durumunda sanıyorum ki bu sorun büyük ölçüde çözülecektir. Evet, ben sözü hocama bırakıyorum. Hocam şöyle gelirseniz, Hamza Çakır, Erciyes Üniversitesi ve aynı zamanda İletişim Alt Komisyon üyesi. Sayın hocalarım, saygılar sunuyorum. Genel hatlarıyla hocamların vurgulamış olduğu kısımlara değinmeden bir takım hususları hatırlatmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi arkadaşlarımızın gündeme getirdiği bu raporlar konusu. Haluk hocamın da buyurduğu gibi genel raporlar yazılıyor yayınların tamamına. Ortalama 6-7 satırla yazılmış genel bir değerlendirme raporu geliyor. Halbuki doçentlik yönetmeliğinin 6. maddesinin 2. paragrafında diyor ki, doçentlik sınav jürisini oluşturan asil ve yedek üyeler, adayın akademik çalışmalarının her birini özgünlük açısından değerlendirerek ayrıntılı ve gerekçeli kişisel raporlarını her bir eser için ortaya koyacaklar. Yani her bir makale için alana ne katmış özgünlük bakımından, ne getirmiş, neden kabul ediyorsun ve neden reddediyorsun, buna puan vermiyorsun?